Evet Tuna, dedi çevreci dedi. Sorunun kaynağını buldun. Peter, ama bu bir felaket çevreci dedi, diyerek isyan etti. Angelika, her şey alt üst olacak dünyamızda demek ki, dedi üzüntüyle. Yasemin, bir dakika, o kadar kötümser olmayalım. Bunun güzel yanları da var, diyerek durumu yumuşatmayı denedi. Deniz, sakın kışın soba yakmaya gerek kalmayacak deme Yasemin. Ayşe, o bölümü geçtik Yasemin. Sakın bunu söyleme. Çünkü hiç gülecek halimiz yok. Yasemin, sakin olun arkadaşlar. Ben o kadar akılsız mıyım? Söylemek istediğim şu. Tehlike bütün dünyayı ilgilendiriyorsa sadece biz değil, dünyadaki bütün çocuklar bu durumun farkına varmaya başlamış demektir. Yasemin haklı, dedim. Demek ki dünyadaki bütün çocuklarla işbirliği yaparak bu tehlikenin önüne geçebiliriz. Bu harika bir fikir, dedi Peter. Ama bunu başarabilmek için öncelikle bu duruma neden olan etkenleri bulmalıyız, dedim. Peter'ın erken sevinerek daha sonra düş kırıklığına uğramasını istemiyordum. Deniz kuşkularını dile getirdi. Büyüklerin bulamadığı, engelleyemediği etkenleri biz nasıl bulacağız? Belki de sorunun püf noktası burada çocuklar, dedi çevreci dede. Nasıl yani çevreci dede, dedi Peter. Sorun büyüklerden çok sizin sorununuz dedi çevreci dede ona dönerek. Yasemin, nasıl yani? Çevreci dede, çocuklar, sorunlar bu hızla ilerlerse siz büyüdüğünüzde yaşanmaz bir dünya ile karşılaşabilirsiniz. Angelika, ama bu korkunç. Çevreci dede, küresel ısınma gelecek kuşakları daha çok tehdit eden bir sorundur. Peter, o yüzden mi büyüklerimiz bu sorunla ilgilenmiyorlar? Bunu bize yapabileceklerine inanamıyorum dedi isyan edercesine. Bu noktada hemen araya girdim. Annem ve babam için hiç kimse böyle söyleyemezdi. Annem ve babam asla böyle bir şey yapmaz, dedim. Angelika, bizimkiler de asla öyle şey yapmaz. John, bizimkiler de. Hoto, homana tando, bizimkiler de tando tando,